Evet arkadaşlar şimdi rüzgarların yine alt başlıkları olan batı rüzgarları, kutup rüzgarları gibi rüzgarlarla ilgili yapacağımız temel ayrıntı bilgilerindeyiz. Batı rüzgarları her iki yarım kürede 30 derece enlemlerinden 60 derece enlemlerine doğru esen sürekli rüzgarlardır. Arizeler 30 kuzey ve güney enlemlerinden ekvatoru doğru esen sürekli rüzgarlardır. Barometrik gradyan iki nokta arasındaki basınç farkını verir. Barometrik gradyan arttıkça rüzgarın hızı da artar. Barometre hava basıncını ölçen alettir. Karoleus kuvveti ise dünyanın kendi ekseni etrafına dönmesi sonucu ortaya çıkan rüzgarların ve deniz akıntılarının yönlerini saptıran o büyük güçtür. Yine bununla ilgili önemli uyarılarımız var. Atmosfer basıncı ve rüzgarlarla ilgili soruları çözerken aşağıdaki bilgi ve yorumları lütfen hatırlayalım. Basıncın değişmesinde sıcaklık, yükselti dinamik etkenlerin oldukça etkili olduğunu, termik basınçların sıcaklığa, dinamik basınçların yoğunluğa bağlı olarak değiştiğini, Ekvatorda sürekli termik alçak basıncın, kutuplarda ise sürekli termik yüksek basıncın oluşmasının dünyanın şekline bağlı olduğunu, 30 derece paralellerinde dinamik yüksek basınç, 60 derece paralellerinde oluşan dinamik alçak basınç sistemlerinin yerin eksen hareketi sonucu oluştuğunu, yüksek basınç alanlarında havanın merkezden çevreye doğru dağıldığını unutmayalım. Yine alçak basınçlı havanın çevreden merkeze doğru toplanıp yükseldiğini, yükselen havanın soğuduğu için yağış getirebileceğini, Unutmayalım lütfen yükselen hava soğuduğu için yağış getirebilir. 30 derece yüksek basınç alanlarında alçalan havanın ısınarak doyuma noktasına uzaklaştığı için yağış getiremediğini ve dönence çöllerini bu nedenle oluşturduğunu da lütfen unutmayalım bir yıldız koyuyorum buraya. Basınç farkının rüzgara neden olacağını Basınç farkı arttıkça rüzgarın hızının artacağını, sürekli rüzgarların geniş alanlarda etkili olduklarını, kesinti uğramadıklarını, okyanus akıntılarını oluşturduklarını unutmayalım. Yine arkasında Arizelerin sıcak kuşak karalarının doğu kıyılarına yağış bıraktığını, batının orta kuşak karalarının batı kıyılarına yağış bıraktığını, kutup ve batı rüzgarlarının 60 enlemlerine karşılaşarak cephe yağışlarına neden olduğunu, musonların yıl içinde kara ve denizlerin farklı ısınmasından oluştuğunu, meltemlerin günlük sıcaklık farkından oluştuğunu, yerel rüzgarların etki alanlarının dar olduğunu, geldiği enleme göre sıcaklık üzerinde etkili olduğunu da unutmayalım. Müzik <laughs>